Pencereden bak bana, fındık fıstık at bana. Fındık fıstık istemem, nişan yüzüğü tak bana. Fındık fıstık istemem, nişan yüzüğü tak bana. Oy derdo, 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 haydi derdo çalınıyor. Bizim gençler onu sallar, kızlar mendil sallıyor. Oy derdo, 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 haydi derdo çalınıyor. Ne mi yapıyorum? Gördüğünüz gibi Antep fıstığı da alıyorum. Eskiden sobanın yanında kışın günü şey yapardık. Böyle sadece suyu koyardık. Tuzunu, limon tuzunu atardık. Yaklaşık 1-1,5 kiloluk bir fıstık içine dökerdik. Ondan sonra ateşte o su eriyene kadar, su kuruyana kadar böyle kavururuz, çeviririz bunu. Çeviririz sürekli ki o su, tuzlu su fıstığın her tanesinin içine girsin. Hem kabuğu tuzlanır hem de içindeki fıstık tuzlanır. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Kavrulmuş fıstık pahalı. Nereden baksan 300-350 lira. Ama kavrulmamış fıstığı alırsın 150-200 lira. Artık şu fiyatı ne bilmiyorum. Sağ olsun yeni üst komşumuz kiracı yeni geldi. O bugün bize Maraş'tan getirmişti. Pazarcık'tan. O yüzden ben de bu şekilde onu kavurayım dedim. Kavurup yiyelim dedik. Biraz Oğuzhan yardım etti. Devamını da ben yapayım dedim. Çok güzel olur, lezzetli olur. Tavsiye ederim. Dediğim gibi şuncacık biraz tuz alır eklersiniz. Şu kadar da az da limon tuz atarsınız suyun içine. Suyu karıştırırsınız, tadına bakarsınız. Limonu, tuzu güzel olmuşsa tamamdır. Ondan sonra fıstığı suyun içine dökersiniz. Yani fıstık şöyle yarısı suyun içinde kalacak şekilde. Ondan sonra bunu sürekli çevireceksiniz ateşin üstünde. Bu fıstıklar iyicene kuruyana kadar. Şimdi birazdan yavaş yavaş kurur. Şöyle içleri hafif kızardı. Ondan sonra hafif bir kabukları siyahımsı oldu. Tamamdır. Gördüğünüz gibi fıstık tam bitti. Bu şekilde. Hafif kızardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık servis edebiliriz. Evet, şimdi fıstığımız bitti. Gördüğünüz gibi hepsi aynı renkte oldu. Hafif şöyle kızardı. Artık yemeğe hazır. Afiyet olsun şimdiden herkese. Evinizde yapmak isterseniz, dediğim gibi ilk önce sacın içine şu kadar su koyacaksınız. Kadarcık bir tuz atarsınız. Şu küçük bir çay kaşığı kadar da limon tuz atarsınız. Karıştırırsınız. Tadına bakarsınız. Tadı güzel olmuşsa, tuzlu limon tuzu güzel olmuşsa, ondan sonra sacda yarım saat ateşin üstünde durmadan karıştırın. Durmadan karıştırın ki bu şekilde renk alsın. Çinko tabaklara da koydum. Türkmen yöresinde her köyde, her evde hemen hemen bu yapılır. Çünkü bizim yöremizin fıstığı çoktur. Kışın günü gelen misafirlerimize de ikram ederiz. Kendimiz de, çocuklarımız da evde yapar. Hem eğlenceli olur. Sabırsızlıkla beklerdik bunu kavrulmasını. Afiyetle yerdik. Şimdi de ben gidip sizlerin adına yiyeceğim.